Merhaba arkadaşlar, C# konsol uygulamaları serimizin bu videosunda bir sınav sonucunda kaldığımızı veya geçtiğimizi hesaplayan programı yazacağız. Kullanıcıdan iki tane sayı isteyeceğiz, sınav 1 ve sınav 2 olarak. Daha sonra 50 puanı geçen herkes geçti, altında olan herkes kaldı olarak hesaplayacağız arkadaşlar. Tabii siz bu puanları arttırıp, yani sınav sonuçlarını arttırıp daha farklı şekilde de hesaplayabilirsiniz. Bu video içerisinde arkadaşlar bir de goto komutunu kullanacağız. Goto'nun nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Haydi başlayalım. İlk önce arkadaşlar değişken tanımlamayla başlıyorum. Double türünde değişkenler tanımlayacağım. Double diyorum. Boşluk. İki tane sınav olacak. Not da diyebilirsiniz. Sınav da diyebilirsiniz. Sınav 1 diyorum. İlk önce bir sıfır değerini veriyorum arkadaşlar. Şöyle virgül deyip ikincisini de yapacağım. Sınav 2'yi de otomatik olarak tanımladı. Şimdi sınav 1 0, sınav 2 0 olarak verdik. Daha sonra arkadaşlar kullanıcıdan bu iki değeri isteyeceğiz. Konsol nokta write line diyorum. Veyahut da alt satıra geçmesini istemiyorsanız write'ı kullanabilirsiniz. Şimdi konsol nokta write line dedim. Buraya yazıyorum. Birinci sınav sonucunuz diyelim. Birinci sınav sonucunuz olarak yazdık arkadaşlar. Şöyle şuraya boşluk. Noktalı virgülü koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar önemli noktalardan birisi burası. Biz ne yapacağız? Normalde burada ekrandan kullanıcıdan readline olarak sayı istiyorduk. Daha sonra değişken atamasını yapıyorduk. Ama arkadaşlar diyelim ki işte eksi 50 veyahut da 150 diye bir sayı girdi. Biliyorsunuz 0 ile 100 arasında sınavlardan puan alabiliyoruz normal şartlar altında. Biz 0 ile 100 arasındaki sayıları doğru kabul edeceğiz. Altında veya üstünde olursa tekrardan yeni sayı girmesini isteyeceğiz arkadaşlar. O yüzden dedik ki goto komutunu kullanacağız. Goto istediğimiz satıra tekrardan gidebiliyoruz kod içerisinde. Şimdi arkadaşlar biz de ne yapacağız? Buraya bir nokta koyacağız ki goto ile tekrardan bu noktaya geri dönüş yapabileceğiz. Ne diyebiliriz? Sınav 1 oku olarak yazıyorum arkadaşlar. 2 nokta üst üste bırakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar buraya bir nokta koyduk. Biraz sonra istediğimiz yerden buraya gelebileceğiz. Evet, sınav 1 okuyu koyduktan sonra klasik işlemlerimize devam edebiliriz. Tekrardan sınav 1 diyorum. Eşittir diyorum arkadaşlar. Şimdi kullanıcıdan sayı isteyeceğiz. Ama arkadaşlar bildiğiniz gibi kullanıcıdan gelen değer string türünde. Bunu double'a döndürmemiz lazım. Convert nokta to double diyorum. Parantez açıyorum. Ne yapacağız? Kullanıcıdan sayı. Console. Readline. Otomatik geldi arkadaşlar. Tamamladık. Evet. Şurada bir noktamız var. Klasik olarak sınav 1 içini doldurduk artık. Kullanıcıdan bir değer istedik. Şimdi hemen ikinciyi istemiyorum arkadaşlar. Önce bir bu sınav 1'in doğru girilip girilmediğini bir kontrol edelim. Koşul ifadelerimizi kullanacağız. Eğer diyorum arkadaşlar, yani if diyorum. Benim sınav 1 puanım küçükse sıfırdan, biliyorsunuz ki sıfırdan küçük olamaz. Direkt sıfır olabilir ama sıfırdan küçük olamaz. Veya arkadaşlar şöyle iki tane çizgi koyduğumuzda bunu altla birlikte basabilirsiniz arkadaşlar. Küçüktür büyüktür işaretinin orada mevcut. Şimdi veya dedik sınav tekrardan sınav 1, orada sınav 2 vermiş ama hala sınav 1'deyiz. Ne olamaz arkadaşlar? 100'den büyük olamaz. Şöyle tamamlıyorum. Şuraya iki tane daha sıfır atıyorum. Ne yapamaz? 100'den büyük olamaz, 0'dan küçük olamaz diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir durumda da bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Süslü parantez aç kapa yaptım. Şimdi koşulumuz bu iki değer arasında değilse, yani 0'dan küçük, 100'den büyük ise ne yapacak? Bir uyarı verecek ekranı. Console readline diyor arkadaşlar. Daha sonra işte yanlış not girdin, işte 0'dan küçük, 100'den büyük olamaz gibi işlemler yazabilirsiniz. Yanlış not girişi diyelim. Daha sonra tekrar deneyiniz diye yazabiliriz. Tekrar giriniz diyelim ya da. Bu şekilde arkadaşlar bir bilgi metnimizi verdik. Noktalı virgül. Şimdi ne yapacağız? Bilgi metni verdik. Tekrardan bizim buradan sınav 1'i istediğimiz bölüme gelmemiz lazım. İşte arkadaşlar bu belirlediğimiz noktaya şimdi geleceğiz. Nedir arkadaşlar? Go to diyorum. Noktamın adını yazıyorum. Sınav 1 oku. Direkt geldi zaten. Sınav 1 oku diyorum. Noktada virgülü bırakıyorum. Artık arkadaşlar bu notu verdikten sonra tekrardan buraya gidecek. Sınav 1 değerini tekrardan isteyecek.
Devam ediyorum şimdi. Şurayı kopyalıyorum şu şekilde. Tek tek yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başladıysanız elle yazmanız daha doğru olabilir. Şuraya ikinci diyorum. Birleri iki yapacağım. İkinci sınav sonucunuzu giriniz. Sınav 2 oku diyorum. Buradan sınav 2 değerini alacağım. Burası aynı şekilde. Sınav 2 sıfırdan küçük ve sınav 2 yüzden büyükse yanlış not girişi tekrar giriniz deyip bu sefer arkadaşlar sınav 2 okuya gidecek. Yani burada bu noktaya, burada ise bu noktaya tekrardan geri dönüş yapacak. Evet, iki tane puanımızı aldık artık. Kopyala yapıştırla dönüştürdük. Şimdi arkadaşlar hesaplama işlemine geçebiliriz. Double türünde bir değişken daha yapıyorum. Ortalama ismini verdim. Hemen burada işlemini yapabilirim. Nedir arkadaşlar ortalama? Sınav 1 artı sınav 2 bölü 2 olarak yapacağız. Parantez açtım. Sınav 1 artı sınav 2 diyorum. Bölü 2 olarak da buraya yazıyorum. Biz klasik standart bir işlem yaptık arkadaşlar. Siz ayrı yüzdelik dilimler olursa da yüzdelik hesaplaması yapabilirsiniz. Şimdi ortalamaya göre koşullarımızı yazalım. Eğer diyorum yine if diyorum. Benim ortalama hesapladığım puanım. Şu şekilde ortalama yazıyoruz. Eşit diyorum arkadaşlar. Veyahut da küçük eşit diyebilirim. Yani 50'ye eşitse diyebilirdik. Ama 50'den büyük 50'den küçük olduğu için tek bir işlem yapalım. Şöyle büyük eşittir diyorum. Evet, büyük eşittir. Şimdi kaçtan büyükse geçti yapacağız. 50 puan demiştik. 50 yazdık arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyorum. Süslü parantezi şu şekilde aç kapa yapıyorum. Tek satırda süslü parantez kullanmasanız da olabilir. Şuraya yanlış yazmışım galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar 50'den büyükse console.readline diyorum. Şu şekilde buraya geçtiniz olarak yazabilirim. Ya da uzun bir metniniz varsa onu da yazabilirsiniz. Geçtiniz. Ya da iki nokta üst üste koyup puan da verebiliriz. Evet, puanınız. Buraya ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle süslü parantezler atıyorum. Daha sonra dışına geçiyorum. Ortalamayı buraya yazdırıyorum. Geçtiniz diyecek. Daha sonra puanınız ortalamanın sonucu neyse onu verecek tekrardan bize. Şimdi eğer ki geçemediyse yani 50'den büyük değilse kopyalıyorum arkadaşlar aynısını yazacağım. Else diyorum. Daha sonra süslü parantezler buraya yapıştırıyorum. Kaldınız diyorum arkadaşlar. Yine puanınız ortalamayı yazdırıyorum. Yani kaç puanla kaldı, kaç puanla geçti. Bunları da belirtebilirim. Şimdi arkadaşlar en son bitirme kodumuz console.readK diyeceğiz. Ve işimizi bitireceğiz. Şimdi deneyelim bakalım. Programı çalıştırıyorum. Evet geldi. Birinci sınav puanınızı giriniz diyor. Örneğin eksi 50 dedim arkadaşlar. Yanlış not giriş diyor. Tekrardan bizden bekliyor. 150 dedim. Yanlış not girişiyor. Tekrardan bekliyor. Örneğin 99 yazdım. İkinci sınav giriniz diyor. 500 yazdım örneğin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlış not girişi diyor. Ve yeniden sayı istiyor benden. Örneğin ikinciden de 50 almış olsun. Evet şu an burada bir sıkıntı oluştu galiba. Tekrardan bir bakalım hemen oraya. Ya da bilgisayar dondu. O da olabilir arkadaşlar. Bakıyoruz burada bir sorun var mı? Ortalama sınav 1 artı sınav 2 bölü 2 dedik. Double türünde dedik. Ortalama büyükse 50'den console write line geçtiniz. Evet arkadaşlar Python'la karıştırdığım için şurayı boş bırakmıştım. Burası boş bırakılınca çalışmıyor arkadaşlar C#'ta. Python'da buralar boş olduğunda da yine ilk değer olduğu için otomatik olarak alıyordu. O yüzden orada bir karışıklık olmuş. İçlerine 0 yazdım. Tekrardan sınav ortalaması diyorum. Buradan birinci notumuz 80, ikinci notumuz 60 diyorum örneğin. 70 puanla geçtiğiniz olarak hesaplıyor. Bir de kaldığınıza bakalım. Örneğin 10'a 10 aldı. Kaldınız 10 puanlı olarak gösteriyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen yazılım dilleri birbirine karışabiliyor. Buraları 0 yazmadığımız için ortalamayı göremiyorlar. O yüzden hata veriyorlardı. Şimdi arkadaşlar içine 0 yazınca düzeltmiş olduk. Evet bu uygulamamız bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.